Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 13. Şuadan kısa bir mektup atıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi, yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaati için değil, belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve noktayı istinadan ve sarsılmayan bir cemaatin kat'i buldukları bir hakikata dayanma pek çok muhtaç bulunan avamı ehli iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki bir hakikat var. Hiçbir şeye feda edilmez. Ehli dalalete başını eğmez, mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur. Ehli dünyaya ve sefahate ilhaktan kurtulur. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi, yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaati için değil, belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve noktayı istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'i buldukları bir hakikata dayanma pek çok muhtaç bulunan avamı ehli iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki bir hakikat var. Hiçbir şeye feda edilmez. Ehli dalalete başını eğmez, mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur. Ehli dünyaya ve sefahate iltihaktan kurtulur. Evet. Yok. Yok. Ben bulacağım. Aziz Sıddık kardeşlerim, Üstad Hazretleri bizim ihlastan sonra en büyük kuvvetimiz tesanüttür buyuruyor. İhlastan sonra en büyük kuvvetimiz tesanüt. Ubudiyetin kayyum değeri ihlas. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin ruhu manevisi de uhuvvet ve tesanüt. Kardeşlik. Evet, kardeşlik rabıtası. Evet. Risale-i Nur'da tabi tesanüt ile ilgili çok meseleler var üstad işlemiş. Onları böyle dikkatle okumak lazım. Matematikte 2 2 daha kaç eder? 4. 4 eder. Değil mi? Tesanütte. Bak. 4 nur talebesi yan yana gelse nedir üstad? 1111. 1111 veya 4444. Bak. 4444. Bak. Buna ilim dünyası sinerji diyor. Sinerji.
sinerji matematikteki toplamadan çok farklı. Şimdi burada gençler olduğu için misal vereyim. Şimdi karşıda şurada lise var. Lise mektebi. 2000 tane de öğrencisi var. 2000 kişi. Biraz da büyütelim. 5000 öğrenci. Şöyle zil çalınca, dağılınca bakıyorsun bütün sokağı 5000 öğrenci tuttu. Bak. Şimdi 5000 öğrenci içerisinde 10 tane öğrenci omuz omuza verseler. Yani negatif konuşalım. Çete kursalar. O 4000 öğrenciden hepsinden haraç alırlar. Hepsini döverler. Bak. Hepsini perişan ederler. Bak. Demek birbirini takviye eden, birbirini tahkim eden, birbirine güç ve kuvvet veren 10 kişi 2000 kişiye, 5000 kişiye nedir? Müracaktır. Bak. Sahabeyi sahabe yapan nitelik ve özelliklerinden birisi tesanüt. Evet. Bak tesanüt. Dayanışma. Yani birbirinin söküğünü dikmek, birbirinin eksiğini tamamlamak, birbirinin gediğini kapatmak. Kur'an-ı tabirle bünyanın mersus, ya rasih sağlam bir kala gibi. Kala. Rasih sağlam bir kala. Almanya'da bir şey anlattılar. Şöyle kapıyı... Almanya'da bir şey anlattılar. Bir Türk çocuğu bir Alman çocuğu dövüyor. Türk çocuğun boyu ufak tefek. Alman da izbandut gibi. İzbandut gibi. Vuruyor. Alman çocuğu hiç elini kaldırmıyor. Dövmüş. Alman çocuğu hiç elini kaldırmıyor. Neyse ondan sonra dövüyor, intikamını alıyor. Çocuk kenara çekiliyor. O Alman çocuğa diyorlar ki ya sen niye bunu dövmedin? Alman çocuğu demiş ki ben bunu döverim. Ağzını gözünü de kırarım ama yarın 10 tane Türk çocuğu bir araya gelir. Benim nefesimi keser, işimi bitirir. Tesanüt. 10 kişi 5000 kişiye müracaat. Öyle bu kanun. İşte buna sinerji deniliyor. Lenin demiş, Muhammed'in ashabı gibi 10 tane adamım olsaydı bütün dünyayı komünist yapardım. Üstad Emirdağ Laikası'nda buyuruyor değil mi? 10 kişiye hakikat dersini vermek bir kutbu azamın binlerce kişiyi irşad etmesinden daha kıymetli buluyorum. Evet. Hizmetini tekmil etmek, kardeşine muin ve müzahir olmak. Ya bak. Şimdi bir ferdi sporlar var, bir de kolektif sporlar var değil mi? Bir adam güreşçidir, boksördür, ferdi spor. Madalya alır, Kırpınar'ın başına geçer, bak, kemeri takar, şahsıyla endeksi. Mesela futbol ne? Futbol kolektif. Bak kolektif. O kolektif şuurda ne kadar güzel paslaşır, ne güzel, ne kadar güzel organize ederlerse skor değişiyor. Bak galibiyet, dünya şampiyonası. Aynı kanun değişmiyor ya. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Sevmeli. Fenalığı için. Fenalığı için yalnız acır. Dua eder, tahakkümle değil. Lütufla ıslahına çalışır. Lütufla. Lütufla. Onun için hakikaten hakikatler nur talebesi bak uhuvvete kendini mecbur bilmesi lazım. Peygamberimiz buyuruyor ki bak la ilahe illallah demedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. İmanın lazımı muhabbet,
İslamiyetin lazımı uhuvvettir. Bitti. Uhuvvet bir namus-ı ilahidir. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin ruh-u manevisidir. Uhuvvet giderse hizmet dağılır, paralanır ve parçalanır. Cenab-ı Hak nefsimizin şerrinden, şeytanın destesinden bizi muhafaza etsin. Şimdi uhuvvetin, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisine bakan cihet ve özellikleri var mı? Var. Bir de bunun ötesinde, Üstad bir noktaya daha parmak basıyor, evet. Oku. Belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve noktayı istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'i buldukları bir hakikata dayanma pek çok muhtaç bulunan... Ya şimdi avam, âmi insan, Risale'ni okumamış. Tahkik-i medar Risale-i Nur'un bu hakikatlerini bilmiyor. Ama muallakta, boşlukta. O ne arıyor? Bak. Nokta-i istinad. Sığınacak bir liman. Sığınacak bir liman. Ya bak, sığınacak bir liman. İşte sığınacak liman, nokta-i istinad itibarıyla bakınca, bak şurada bir cemaat var. Ya bak. Metin, müstakim, muhabbet ve uhuvvette hizmeti paylaşıyorlar. Dinin ilası ve ifkası için gece gündüz fedakarane gayretle Allah'ın dinine hizmet eden bu cemaatin hulusiyeti, istikameti, bak, bak, uhuvvet ve muhabbetindeki perçimleşmeyi görünce avamız ne yapıyor? Avamınız, Risale-i Nur talebelerinin arkasına takılıyor. Kuvvet alıyor. Kuvvet alıyor. Tebaiye sırrıyla tamam. Bu cemaat müstakimdir. Bu cemaatta Allah'ın rızası esastır. Bu cemaat dinin ilası ve ifkası için çalışıyor diyor. Hem kendine bir takviye oluyor, hem de cemaatin şahsın manevisinin arkasından giderek istikametini elhamdülillah muhafaza etmiş oluyor. Demek hakikatler bir nur talebesi, bak, sair avam insanların da itikat dünyasına, uhuvvet dünyasına, muhabbet dünyasına, aynadarlık dünyasına ne yapmış oluyor? Elhamdülillah kuvvet vermiş oluyor, evet. Avam-ı ehli iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez. Ehli dalalete başını eğmez, mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur. Tabi Risale-i Nur'un avam nasa desteki tezahür ve teveccühü sadece tesanüt noktasından değil. Belki bir cihette tesanütten önce avamın itikat ve imanını tahkim ediyor, muhafaza ediyor. Risale-i Nur aklı ikna ediyor, kalbi işba ediyor. Bak. Avama nokta isnat oluyor. Sizin bir Horasan'da dersten sonra birisi şey yapmış, evet. Onu görmezsiniz. Yıllar önceydi, aşağı yukarı belki 30 sene oldu, 20-30 sene önce. Bir cumartesi gecesi ders yapıyoruz. Şu uyuyan kardeşin olduğu yerde, şu köşede var ya uyuyan. Bak, gördün mü? O da orada program yapmıştı abi, bir yaz. Şu uyuyan kardeşin olduğu köşede. Erzurum Horasan. Birisi derse gelmiş. Başında şapka. Şapkalı. Güzel bir ders ve sohbet oldu. Dersten sonra baktım böyle elini kaldırdı. Hocam dedi, bir şey konuşabilir miyim? Buyur dedim. Ben dedi, bu cemaate pek gelmiyorum. Arada misafirler falan geldiği zaman geliyorum. Ama izlediğim, gördüğüm kadarıyla bu kitaplarda, şu Risale-i Nur'da azim bir sır var. Bak,
avamın tespiti, değerlendirme. Şu kitaplarda azim bir sır var. Bir gencin, iyi dinleyen gençler, bir gencin cebine bir küçük risale koysan, o hiç okumasa, o risaleyi bir hafta cebinde taşısa, bir hafta sonra gel, tipi değişmiş, rengi değişmiş, şekli değişmiş. Bak, bak. Hiç okumasa bile. Risale okuyan biri de değil. Bu adam risale okuyan değil mi yani? Derse geliyor, ama da bak. Bu eserlerde böyle bir tesir var. Cebine koy, bir hafta sonra gel, siması değişmiş, yüzü nurlanmış. Yürüyüşü değişmiş. Ya bir de okursa. Ya bir de okursa. Ya Allah Allah. Ya. 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 Elhamdülillah. Ya. Elhamdülillah. Risale-i Rubana'yı veriyor mu? Veriyor. Kuvve-i manevi. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bundan 40 sene önce falan. Bak. Amfi var böyle kademeli. Bir profesör ateist ve dinsiz. Derste şey yapıyor. İman, İslamiyet'in aleyhine konuşuyor. Anadolu'dan bir çocuk gelmiş. Anadolu çocuğu. Temiz, bak. Daha yeni birinci kazanmış. Yeni kazanmış. Ankara'yı da bildiği yok, çevreyi de tanıdığı yok. Bir de böyle şeyi de yok, yani böyle sosyal gücü de yok. Yani girişkenliği değil. Anadolu çocuğu efendim. Kafasına vur, ağzından ekmeği al falan. Şimdi o profesör haddini aşıp dinin, İslamiyet'in aleyhine konuşunca bu rahatsız oluyor. Böyle kıvranıyor. Konuşacak, konuşacak altyapısı yok. İmanı var. Kabul etmiyor. Rahatsız oluyor adamın konuşmasından. Ama beyan edecek dirayeti, ilmi rüsuhiyeti yok. Böyle sağına soluna üflüyor, püflüyor. Hemen onun yanında bir genç, o da aynı sınıfta, saçları omuzuna kadar düşmüş. Omuzunda saçları. Saçı omuzunda, o zamanlar moda, uzun saçlı, uzun saçlı dönüyor. Bakıyor ki arkadaşı rahatsız ediyor ki, kulağına yaklaşıyor zaten, amfide yan yanalar. Diyor ki, bu zalimin sözlerine itibar etme. Boş ver. Ben bir yer tanıyorum. Kral düğün salonunun altında medrese vardı o zaman. Kral düğünün salonunun altında bir yer var. Ben seni akşam oraya götüreyim. Kendi orijinal ifadesi, Allah'ın varlığını fıstık gibi ispat ediyorlar. Gel diyor, seni oraya götüreyim. Medrese. Medreseyi tarif ediyor o. Akşam alıp getiriyorlar. Bakalım uzun saçlı maşallah. Uzun saçlı evliyalarım ya, demir cücüğünden takılıyordu. Şimdi eskiden bakın, yani bundan 30 sene önceki dönemlerde, 40 sene önceki dönemlerde işte o terminalda, sokakta, bahçede kimi buluyorsak alıp şeye getiriyorduk derse. O zaman böyle tebliğ manası çok şey, kuvvetli. İki tane genci alıp getirdik. Tıp fakültesini kazanmışlar Erzurum'da. Bak. Derse tabi gelen çocuğu hemen kalk namaz kıl demiyoruz. İçin yaratıldı şu insan. Allah seni niye yarattı? Varlığının esprisi ne? Böyle. Yarım saat, bir saat falan konuştuk. Ondan sonra namaz vakti girdi. Dedim namaz kılalım. Uzun saçlı birisi, iyice uzun böyle, boyu uzun. Yani şey, saçları bayağı bir Tayfe-i Nisa'yı geçmiş gibi düşün yani, öyle saçları uzun. Dedi, ben de namaz kılacağım. Olur dedim. Şimdi lavaboya gitti, abdest alacak, baktım şey, saatini şey etmedi, çözmedi. Dedim, ya saati çözsen daha iyi olur. Demiyorum bak. Saatte abdest alınırım desem tokunur, rahatsız eder bak, yumuşatmak. Dedim, ya bu saatle çözsem daha iyi abdest alsın. Abi dedi, ehemmiyeti yok. Yüzünü yıkadı, abdest alınıyor ya.
Bak, ya, geldi, ya, namaza duracak. Sağına soluna bakıyor yani. Hiç namaz kılmamış. Neyse, garajdan aldık, getirdik, yorgun. Ben dedi biraz dinlenebilir miyim? Çay tabii ki, ben o geçmiş. Dinlenebilir, o dinlersen. Bir odayı tahsil, orada uyuyor. Uyuyor. Neyse bir kardeş geldi, bizimle kalan bir kardeş. Odaya girdi, kapıyı açtı. Estağfurullah, tövbe. Bayan zannetti. Bayan zannetti. Yani Risale-i Nur'un bak, elhamdülillah. Ya bak. Nokta-i istinat oluyor bak. İmanı tahkike çıkartıyor ya bak. Elinden tutuyor bak. Ha. İşte şefkatla, hakikatin rusuhiyetiyle, yumuşak bir üslupla. Ve bir de hizmetimizdeki tesanüt, birlik ve beraberlikle bu hizmeti yürüttüğümüz zaman Cenab-ı Hak çok istatların bu daireyi imaniye, İslamiye girmesine Allah ikram ve ihsan ediyor bak. Bir kişinin imanını kurtarmak ya, sahralar doğrusu kırmızı koyun. Kırmızı koyunu Allah yolunda sadaka vermekten daha kuvvetli. Hadis. Ya Ali, güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Allah bizi böyle bir hizmet-i iman, davayı Kur'an'da istihdam ettiriyor. Bu hizmetimizi son nefese kadar devam ettirsin. Amin. Ayağımızı kaydırmasın. Amin. İstikametten de ayırmasın. Amin. El-Fatiha.